Endometriozis hastalığı tabii ki mikroskopik boyutlardan makroskopik boyutlara yani kistlere kadar ulaşabilen çeşitli evrelerde karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalık endometrium dediğimiz rahim iç duvarındaki dokunun rahim dışında yerleşmesiyle oluşan bir hastalıktır. Endometriumun rahim dışındaki implantasyonuyla. Neden olduğu ile ilgili hala birçok varsayım olmakla beraber henüz netlik kazanmamıştır. Bu varsayımlardan bazıları retrograd yani geriye dönük olarak adet kanının akması veya oradaki normal çölemik epitel dediğimiz epitelin zaman içerisinde değişime uğrayarak endometriyoze dönüşmesi veya immünolojik yani vücudun kendi savunma sistemindeki bir takım problemler nedeniyle oluşması ya da genetik ailesel yatkınlıklar nedeniyle oluşmasına dair pek çok varsayım bugün için savunulmakta. Ama az evvel de belirttiğim gibi hala tam bir neden açıklığa kavuşmamış durumdadır. Ortalama toplumda görülme sıklığı yaklaşık %7'lerde, 8'lerde olmasına rağmen infertil popülasyonu değerlendirdiğimizde yani bebeği olmayan, bebek sahibi olamayan annelere baktığımızda bu oran %25-30'lara, kronik pelvik ağrısı yani geçmeyen kasık ağrıları olan hastaları değerlendirdiğimizde bu oran %20'den 80'e kadar uzanan değişik frekanslara kadar uzanmaktadır. Kendisini sıklıkla adetlerde görülen şiddetli sancılanmayla belli ederler. Çok yoğun, ağırlıklı adet sancıları endometriyozisin en belirgin şikayetlerinden bir tanesidir. Bunun yanı sıra bebek olmasını da güçleştirici bir problemdir. Bu spermin yumurtayla buluşmasını engelleyen mekanik nedenlerden tutun, çevre dokudaki yumurta kalitesini azaltıcı etkisinden veya spermle yumurtanın döllenmesini olumsuz etkisinden kadar uzanan pek çok nedenle gebelik olmasını olumsuz yönde etkiler endometriyozis hastalığı. Endometriyozis hastalığı beraberinde dispareuni yani ilişkide ağrıyı da beraberinde getirebilir. Özellikle bu rektovajinal fossada yerleşmiş olan nodüller her koit esnasında çok dayanılmaz ağrıları oluşturarak hayat kalitesini düşürebilirler. Veya muzdarip geçmeyen ağrılara da neden olabilirler, kadının günlük hayatını olumsuz etkileyecek kadar. Tedavisi tıbbi tedavi seçenekleri ve cerrahi tedavi seçenekleri olarak ikiye ayrılabilir. Tıbbi seçenekler içerisinde doğum kontrol hapları, bunlar yumurtlamayı engelleyerek östrojen oluşumun yani östrojen kaynağını ortadan kaldırmak yoluyla etkili. Bir takım progesteronlar yine yumurtlamayı engelleyerek endometriyotik implantlarda baskılayıcı özelliğe sahip. Jenereç analogları dediğimiz suni menopoz tablosu oluşturarak hastalarda tedavi etkinliği sağlayan bir takım ilaçlarda kullanılabilir tedavisinde. Veya ki danazol dediğimiz ilaçlarla da bunlar bir miktar androjenik özelliğe sahip yumurtlama esnasında ortaya çıkan LH artışı ve yumurtlamanın oluşmasını sağlayan bu LH artışını baskılayarak yine yumurtlamayı hedefleyen tedavi seçenekleri vardır. Hastanın durumuna ve ihtiyacı göz önüne alınarak tıbbi tedavi seçenekleri kullanılabilir. Ancak eğer hastalık ilerlemiş ve kist şeklini almışsa bu tür tıbbi tedavilerden hastalığı geçirmek yönünde bir fayda beklemiyoruz. Sadece baskı altına almak, hastalığı kontrol altına almak yönünde bir fayda bekliyoruz. İleri aşamadaki endometriyozis hastalıklarında cerrahi tedavi kullanılabilir. Cerrahi tedavi sıklıkla ve tercih edilen yol laparoskopik yani endoskopik yaklaşım olmalıdır. Bu yaklaşımda uygulanacak metotlar odakların, implantların yakılması, koterizasyonu. Eğer kist oluşumu var ise de kistin içinin boşaltılıp duvarının yakılması veya ki kist kapsülünün tamamen çıkartılması şeklinde tedavi seçenekleri uygulanabilir. Bu tür cerrahi tedavilerde hastanın eğer bir fertilite beklentisi yani doğurganlık beklentisi ön plandaysa kistin çıkarılması esnasında dikkat edilecek husus
beraberinde sağlıklı yumurtalık dokusunun da kaybedilmemesi, böylelikle yumurta kaybının oluşmamasını sağlayarak olabildiğince koruyucu, olabildiğince konservatif tedaviye gitmektir. Tabii konservatif tedavi yapılırken de hastalığın nüks olasılığını artırmayacak, hastaya ve kişiye özgün bireysel çözümleri ve bireysel tedavi yöntemlerini belirlemek daha iyi olacağı kanaatindeyim.